Şimdi dün hepimizin ilgisini çeken bir görüntü de sosyal medyaya düştü. Dilan Engin Polat'ın avukatı, biz de geçen hafta kendisine konuk etmiştik. Hüseyin Kaya çiftin ailesiyle buluştu. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, kızı Kübra ve gelini Hazal ile Dilan Polat'a ait bir güzellik merkezinin açılışına gittiler. Sofradan da Hüseyin Kaya... Ee, anne, Baldız ve kardeşle e, bu kareyi paylaştı. Tabii hala Dilan Polat, güzellik merkezleri açılabiliyor mu diye sorarsanız evet açılıyor çünkü TMSF'nin elinde, onların kontrolünde ticari faaliyetleri, çalışanlarının hayatları aksamasın diye devam ediyor. Sen de güzellik sektöründesin. Bittik biz ya. Öyle mi? İstemiyorum istemiyorum çok sıkıldım yani o muhabbetin artık güzellik sonları bitti yani. Yani benim bir yakınım da güzellik insanlar, merkezi açtı. İnsanlar insanlar evet. e, gitmiyor artık yok, yani. Yok, gitmiyor. Kan alıyorlar. Ben o yüzden bunu anlamadım. Hı. Yani bir, Dilan Polat ve Engin Bolat hapiste bütün servetlerine el kondu. Evet. E, insanlar buna rağmen nasıl bir talep oluyor ki? Bunlar gidiyorlar ferencilik değil bu. Kendi şubelerini açıyorlar. Hı. Şube açıyorlar. Hı. Ve e, TMSF'nin atadığı kayyum da buna izin veriyor. Bu e, açılmakta olan soruşturmayı gadik e, duruma getirir. Hı. Bak bu bu kadar Aslında talep. Aslında şöyle bu şube talep çıktı ama. Hı. He? Bu şube zaten açık tarlardı. Herhalde bir tanıtımına falan bir tanı yedin. Belki de bir tanıtım yapamamışlardı. Tanıtım yapmış olabilirler. Bu şube çünkü bayağıdır açık aslında. Evet. Bir açılmış da... olan bir şubeydi. Ya zaten. açılmış yeni olan şüphesi o zaman bu haber evet. yanlış. Yani yeni şube açılması demek. Demesefen evet. de buna çanak tutması zaten Dilan Polat iddia ettiği gibi çok büyük talep görüyor. Bu paralar da oradan geliyor. Şeysinin mantığını doğrular anlatmaya evet, evet. çalıştığım ama bu şey o. Şube... Ya zaten insanlar güzellik salonlarına gitmiyor. Kaçıyor sık bu yüzden. E, başkaları zarar ederken Dilan Polat'a talep varsa da şube açıyorsa e, enteresan Peki ama masaya şey... baktım. Ha. Eski şatafatta eser yok. Ha. Gördün mü? Doğru. <laughs> ya. Bu arada ama dedim gibi bu söylüyorum. eski zaten salonları. Hani TMSF'nin şu an ama yanlış yaptığı de... bir şey yok. Eski bir salon bu. Ee, 3-4 ay önce açılmış olan bir şey. Ebru saniye. şunu demek istiyorlar herhalde. Moraller yerinde. Biz büyümeye, çalışmaya devam edeceğiz pozu. Ama Ali'nin dediği şeye takıldım ha. Doğru. Eski. Yani <laughs> simitli böyle simitli çok... akrabaları var yanında. Domates, ee, peynir. Sabah arkadaşlarla ya da öğleden sonra Zeytin. arkadaşlarla derme çatma hemen bir şey hazırlarsın ya oysa ki Polat'ların şarşları. Dilan Polat olacaktı orada. Yardırırdı. Hemen açardı telefonu. Engin şu pastaneden şunlar gelsin böyle. Evet. Özel Hüseyin Bey ona izin vermez. Şatafattan hiç hoşlanmıyor. Sade olmaya çalışıyor. Ya da hayırlısı neyse o olsun. E, sen de güzellik sektöründesin. Evet, evet. E, alışveriş platformlarında kozmetik ürünlerin de satılıyor. Ne oldu da of kapatacağım noktasına geldin? Kapatacağım değil, kapatmayacağım ha. ben. Evet. E, ürünlerim hala satılıyor. Ürünlerde hiçbir problem yok. Evet. Fakat güzellik salonunda ister istemez daha doğrusu birçok çevremdeki tüm güzellik salonlarına diyeyim. Çok iyi iş yapan kızlar falan vardı mesela. Hepsi kapatıyorlar şu anda. Gerçekten insanlar bayağı bir sıkıntıya girdi. Çok üzüldüler. İşini layığıyla yapan, gerçekten sadece tek işi bu olan. Çünkü benim bu benim için hobi zaten. Ben şarkıcıyım. Ben paramı oradan kazanıyorum. E veya e-ticaret yapıyorum biliyorsunuz. Evet. 5-6 yıldır benim ürünlerim oturmuş. Alan aynı şeyi alıyor zaten. Güvenilirliğimi çok iyi biliyorlar benim. E, güzellik salonlarında Gerçekten tek bu işi yapan insanlar var. Başka hani iş yapmıyorlar. Kızların tabii salonları teker teker kapatılıyor. Bir, öncelikle denetimler çok ağır olmaya başladı. Ha. Şimdi en ufak bir yazıda bile mesela cezalar falan kesilebiliyor. Anlatabiliyor hmm. muyum? Biraz daha böyle zorlaştığı, daha sıkı tutuluyor artık bu işler. Dolayısıyla birçok kişi de hani tanıdığım kızların mesela salonlarına gidip hani cihazlar falan olmaz. Bayağı bir sıkı kontroller var. Bize de geldiler. Bizde her şey yasal olduğu için. Biz de girdik denetime, herkes girdi. Yasalı olduğu için okey, bizim belgemiz her şeyimiz var. İşte ben, de bir azalma var mı? ben çok mı? dikkat ediyorum konulara. E, e, Olmaz olur mu? Var bir, tabii. Bir, bir... olay verirsen bu arada sen konuşurken e, ekranda gördüm. E, bizim reji bana kapak çekti. E, bayağı zengin bir kahvaltı masasının görüntüsü bu. Dilan Polat'ın açılışından mı bu? Hayır, evinden ha, işte. Eski. Evet, <laughs> evet. O. <laughs> Dilan Olsaydı dedim, böyle olurdu dedim ki yoksa ya. fotoğrafın devamında bu görüntüler mi var? Hayır bu ha? Dilan Polat'ın. Tamam. E, işte evi evet. evinden kafan. Sen Dilan Polat'la bir akrabalığın var mı? Soyadı benziyor. yok sadece soyadı benzerliği. Hı. Tanışıklığın var mı? Tabii var var. Tabii tanışıklığım var. Nerede tanışmışsınız? Bakayım ben ilk onların güzel bir salonunun tanıtımını yapmıştım ben yıllar önce. Öyle mi? Evet bir bu herhalde Ataşehir'deki şube Hı. ama öncesinden de tanıyorum sadece orada tanışmıştık tam. Evet. Ee, şubelerinin reklamını yapmıştım tanıtımını yapmıştım ama çok eski kaç 6-7 yıl önce falan. Yani senin reklamına ihtiyaç duyacak kadar selimlidi değilmiş eskiden, o zaman. Eskiden yani 5-6 yıl önce ama şöyle bir şey söylemek isterim ben Evet. çok aşırı bir samimiyetimiz yok fakat evet. Dilan'la ilgili şöyle bir şey söylemek isterim. Dilan çok tatlı bir kızdır, iyi bir kızdır. Bakın ben evet. onu savunmuyorum ama evet, burada evet. onu söylüyorum. Sen kişisel olarak Ben kişisel olarak söylüyorum. Dilan iyi bir kızdır, tatlı bir kızdır. Ee, kendi fikrime göre, bak evet. kendi fikrime göre diyorum. Benim fikrim kimseyi zaten etkilemez Hı. ve önemli de olmaz. Hukuku da etkilemez. Nasıl evet. sizin fikrinizi etkilemiyor benimki de etkilemez. Evet. Nasıl sen demiştin hani biz bu programda ne söylersek söyleyelim bir yere etkilemiyor ki. Bu istediğimiz Tabii ki. gibi konuşuyoruz demiştin. Benim fikrime göre de ben de Dilan'ın reklam yüzü olduğunu düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü hangi kadın zaten kocasının yaptığı işi biliyor ki? İşte aslında belki hani bir katılmadığımız ya da bizde soru işaretini Bilmiyorum yaratan olabilir. nokta o. Bu kadar zeki ben yakından da kendisini tanıdım son derece zeki bir kadın hani böyle normal bir şey değil baya üst... Zeki bir kadın. E, böyle bir evet. kadın. Evet evet. Eve gelen paranın hesabını sorar. Ya sormayabilir. Niye biliyor musun? Bir sürü şube var. Şimdi erkekler karılarının karşısında dik durmak isterler. Hı. Engin evet bir şeyleri yapıyordur, yapmıyordur. Onu bilemem ama ortada işte belgeler var. Demek ki yapıyor. Geçtim onu. Engini ayrı tutuyorum. Tenzih evet, evet. ediyorum. Dilan'dan bahsediyorum. Dilan benim bir hemcinsim. Hı, hı. E, hiç tanımasam bile bu şekilde konuşurum bu arada her kadın kocasını yaptığı her işi bilmiyor yani bilemezsin. Adamlar o kadar güzel böyle uyduruyorlar ki işlerini. Hı. Diyor ki yani mesela benim 50 tane şubemiz var kadın ne bilsin her birinden franchise bedeli alıyor olabilir ne bileyim işte makine satılıyor diye biliyor olabilir. Çoluğu çocuğu var kadının bu kadar kendi riske atabileceğini düşünmüyorum bak akıllı bir kadın diyorsun. Evet. Pardon, benim kendi fikrim pardon. lütfen hani rica ediyorum hiç kimse de benim fikrimi dikkate tamam. almasın. Yani Benim fikrim fikrin bu. E, mutlaka değerlidir de ee, sen hukuk fakültesini bitirmiş, evet. avukatlık yapmış. Yapıyor musun hala? Hayır yapmıyorum. Yapmıyorsun. Ama hukuku biliyor. Hukukçusun yani. Şu evet. anda sana hukukçu diyebiliriz. Bir hukukçu olarak sanıyorum 17 ya da 27 şirketleri var. Hepsinde ortak Dilan Polat. Hepsinde de imza atıyor. Yani varsa yapılmış bir yolsuzluk, yanlış, hata. Kağıt üzerinde imzayı attı. Arka planını Çağat görmeyebilir. Kağıt üzerinde imza şirket için atarsın. Kocan önüne sunuyorsa evet. veya güvendiğin insanlar önüne sunuyorsa e güvenir atarsın. Aklına kimsenin böyle bir şey gelmez ki sizin gelir mi? Benim de gelmez yani. Yeni bir şurbe açılıyordur atarsın imzayı kocan bu okuyorsun. O ona gelinceye kadar neler neler yapıyor evet insanlar mi? ne sahte imzalar dönüyor ortalıklarda yani. Yani paralar yardımlıyor. paralar yapıyorsun, geliyor. Yapıyorsun, ya kaç kadın Allah kadın kocası tarafından mağdur yapma, yapma o zamana kadar evine icralar Ebru, geldi. Ebru bir videosu var. Storisi mi artık videosu mu? Diyor ki e, Engin e, bir hayranım ev alacak 600. 600 bin lira yollar mısın ona? 700 bin de öyle huyları da. var onun. O seviyor e. gösterişi. O ayrı. O huyları evet yanlış bence de yanlış. Mesela işte alışverişte şu kadar para harcadım. Hoş değil. Bunları ben de zaten hmm. e, tasvip etmiyorum. Değirmeni, Çünkü birçok insan, mısın, nereden çocuğu, geliyor çoluğu diyor. açken birçok insanın yapıyorsan bile hani o öyle paralar harcıyorsan bile Ebru, bunu gösterme. Ebru ben seni o huyları tanıyorum. Var o, o, evet. Ben seni tanıyorum. Hem de bayağı iyi tanıyorum. Sen e, eşin eve ...hesaplarınıza, hayatlarınıza böyle paraları soksa... ...sen diyelim ki eşinin adı Ahmet... ...Ahmet bir dakika ya... ...nereden geliyor bu değirmenin Ya nasıl? Ama 100 tane şurben varsa niye sorayım evet, ki? Evet yine de sorarsın. sen Yok ya valla sormam. Yani derim ki 100, 100 tane şurben var... Nereden ...adam bana para, dese derim. ki bak bunun ...kimseyi savunmuyorum, bak tekrar ediyorum... Evet. ...ortaya konuşuyorum, Hiç siz beni bilirsiniz... ...ben evet. kimse için kötü konuşmam... ...ortaya konuşurum, neyse kötü olsaydı kötü... Ee, ya 100 tane şuben varsa hepsinin bir franchise bedeli var. Her ay alınan bir para var. Veya da bir şube açtığında aldığın belli bir miktar var. Yani bana diyorsa ki bak al bu para da buradan geldi. Ben kocama güvenmeyi tercih ederim. İki tane boy boy çocuğum var benim yani. Bana yanlış yapabileceğini hiç düşünmem Yukarıdaki ki. Yukarıdaki arkadaşlarımız şu an programı yöneten reji ekibi kızlar ki Bana ve kızıyorlar ortak Ortak bir soru soruyorlar. Peki. Kocasını, hayat arkadaşını seven kadın Sorar. Neden sorar? Yarın öbür gün kocasının başına bir şey gelmesin. Bu ev babasız kalmasın. Çocuklar babasız Bak, kalmasın. ama ne diyorum? Ben de eşsiz kalmayayım diye bunu bir sağlık. O soruyu nasıl konuşurdu? sorarsın biliyor musun? İşin gücün yoktur. Hiçbir şeyiniz yoktur. Sana bir para getirir kocan. Canım bunu nereden buldun? Doğru söyle. Çaldın mı? çırptın mı? Bu para neyin parası dersin? Ama sen gidip de 50-100 tane şube açtıysan, oturup da sana belli paralar da geliyorsa, zaten makine de satıyorsan, şu ise bu derim ki zaten bir akışım var benim. Şimdi sana belki her gün bir bin lira geliyordur. Artık otur bin liranın hesabını yapmazsın. Ona da belki her gün birkaç yüz bin geliyordur. Onun hesabını yapmıyordur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi 7 milyon yanlış olan etmek Bir e, sosyal medya fenomeninden bahsediyoruz. Her gün yar duruyordu storyler. Evet çok da izlenmesi var. E, i̇zlenmesi var. Evet açıkçası e, ben de eğleniyordum yani. Evet ben de izliyordum e, çok e, eğleniyordum. Hatta e, dalga geçiyordum falan. Ama ne zaman ki Dilan Polat gözaltına alındı, gözaltında bu olaylar soruldu, ifade verdi. Sadece orada dedi ki ben işlerden anlamam, şirketin marka yüzüyüm, reklam yüzüyüm. O zamana kadar o şeylerde nasıl iş başarılı bir iş kadını olduğunu, nasıl zeki bir kadın olduğunu, işleri nasıl çevirdiğini e, e, yani kusura bakma da e, hava, daha atar, daha hava, storyinde... atarken, hava, atarken, iyiydi, e, paraları harcarken iyiydi. E, yani ben onu, ben onu daha önce bir iki storiesine denk gelmiştim abi. Ben onu daha önce bir iki storiesine denk gelmiştim. Ee, orada diyordu ki Engin ne kadar para var? Benim hesabımı atsana Benim hesabımda hiç para yok. Ben para işlerini çok anlamam. Peki. Diye ben duymuştum. Peki. Bak diyorum ben kimseyi savunmuyorum. Sadece adil davranmaya çalışıyorum. Çünkü e, suçluluğu ispatlanacağı kadar, biz, biz kadar de, herkes de masumdur. Masumiyet, evet. e, Masumiyet karinesi var yani. Elbette, yani, de, yani. Ama istedim. kocasıyla ilgili başka bir şey demiyorum. Bitti Enginle anne. ilgili bir şey demiyorum. Çünkü evet. ben sadece şu an Dilan'dan bahsediyorum. Ama Engin bunları yapan Engin. Hani ben sadece dilenden bahsediyorum. Belki haberi ya, yoktur diyorum ben. Yaşlı bir babaanne gözaltına alındı. Üzerinde şirket olan bir yedi kadın. 7 tane şirket. Evet, yedi kadının yedi. ne pek haberi olacak bilmiyordur ki kadıncağız. Ama şey anlatmaya çalışıyorum. Yani nasıl profesyonel bir e, organizasyon var ki bu masumları da Zavallıları da evet, suçun bir organizasyonun bir parçası evet. yapıyor. Yani kadının o şirketlerle uzak yakın alakası yok. Evet, Sorsan evet. yerlerini bilebilmez, adını bilebilmez ama şirketin ortağı ya da sahibi. Şimdi onun için e, bekleyelim.